Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir donanım incelemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz bir RAM. Kingston Fury Beast DDR4 RAM belleği inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Malum son dönemde arkadaşlar oyuncu bilgisayarları denildiği zaman RAM tarafına ayrı bir önem verilmeye başlandı. Bunun sebebi ise yeni çıkan online tabanlı oyunlarda RAM faktörünün biraz daha ön plana çıkması. Yani eskiden genel olarak böyle hikaye modunun ön planda olduğu oyunlarda RAM çok fazla önemsenmiyordu. Yani günümüz şartlarıyla konuşmak gerekirse 8 GB'lık bir RAM'e sahip bilgisayar hemen hemen bütün oyunları çalıştırabiliyordu ve bunları rahat bir şekilde kasmadan çalıştırabiliyordu. Fakat online oyunların hayatımıza girmesi ve hayatımıza büyük bir yer kaplaması ile birlikte bu online oyunların grafikleri de çok üst seviyelere tırmanması ile birlikte arkadaşlar RAM'lere verilen önem biraz daha arttı. Çünkü online oyunlarda RAM'in üzerine binen yük biraz daha fazla. Dolayısıyla oyun severler alacakları RAM'lerden maksimum performans bekliyorlar. Gelelim Kingston Fury'ye arkadaşlar. Bu RAM bir DDR4 RAM. DDR4 neyi ifade ediyor? Aslında şu yuvaların bizim bilgisayarımızla uyumlu olup olmayacağını ifade ediyor arkadaşlar. Bu 4. jenerasyondan bir RAM ve eğer anakartınız DDR4 uyumlu değilse bu RAM sizin bilgisayarınıza uymayacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu dikkate almanız gerekiyor. Atıyorum DDR3 destekli bir anakartınız varsa mutlaka alacağınız RAM'in de DDR3 olması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bu RAM'lerin yapısı her segmentte değişiyor. Dolayısıyla anakartlarda buna göre üretiliyor. Burada ekran kartı gibi random bir durum söz konusu değil. Ekran kartını siz 20 yıllık bir bilgisayara da taksanız herhangi bir sıkıntı yaşamadan ne yapabilirsiniz? Onu PCI Express yuvasına oturtabilirsiniz. Fakat burada söz konusu RAM olduğunda DDR kaç olduğuna lütfen dikkat edin. Örneğin bu bir DDR4 RAM. Dolayısıyla bunu kesinlikle DDR4 desteği olan bir anakarta takmanız gerekiyor. Kafanızda şu soru takılabilir. Ya bu RAM iyi güzel, hoş, çok da güzel görünüyor. Fakat bu RAM benim işlemcimle uyumlu mu? Yani ben AMD bir işlemci kullanıyorum ya da Intel bir işlemci kullanıyorum. Herhangi bir sorun çıkartır mı? Hayır arkadaşlar. Burada herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Yani AMD ya da Intel işlemci kullanıyor olmanız herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Kingston Fury Beast hem Intel hem de AMD işlemcilerle sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani öyle bir RAM seçme olayı yok biliyorsunuz. Bazı RAM'ler böyle işlemci seçiyor. Atıyorum Intel'de çalışıyor, AMD'de çalışmıyor ya da AMD'de çalışıyor. Tam tersi Intel'de çalışmıyor. Fakat Kingston Fury'de böyle bir durum söz konusu değil. Bu RAM arkadaşlar bilgisayarınıza taktığınız anda zaten çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. BIOS'unuzun izin verdiği değerlere direkt olarak hız aşırtmalı olarak geliyor. 3000 MHz olarak geçiyor fakat siz bunu biraz daha yükseltebiliyorsunuz. Tabi burada önemli olan sizin BIOS değerinizin, anakart değerinizin de buna izin veriyor olması. Eğer bu değerlere, yüksek değerlere, yüksek frekans değerlerine anakartınız izin veriyorsa o zaman Fury'yi yüksek megahertzlerde yani yüksek frekans değerlerinde kullanmanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor arkadaşlar. Bu RAM'de RGB bulunmuyor. Yani böyle cafcaflı bir yapıya sahip olması size direkt şu düşünceyi aklınıza getirebilir. Ya bu RAM'de kesin RGB aydınlatma da vardır diye düşünebilirsiniz. Ama hayır arkadaşlar, bu RAM'de herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor. Sadece burada bir adet soğutma plakası var ki bu soğutma plakasının da gayet verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Oyun açıp RAM'in üzerine güç bindirdiğiniz takdirde dahi çok fazla ısınma gerçekleşmiyor. Bizim yaptığımız testlerde de zaten öyle aşırı bir ısınma söz konusu olmadı. Maksimum sıcaklık olarak biz 50 dereceyi falan gördük ki bu da zaten oyunlarda yük altında bir RAM için gayet makul bir seviye diyebiliriz. Yani bu soğutma panelinin son derece verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim sizler arkadaşlar. Bu arada bizim bu incelediğimiz RAM modülü 32 GB'lık. Yani bundan bilgisayarınıza 2 tane taksanız dahi sizi 4-5 sene götürecektir rahatlıkla. Çünkü şu anda yeni nesil konsollarda dahi RAM kapasitesi 26 GB civarlarında. Yani 32 bile değil ki burada tek bir bellekte 32 GB'lık RAM bizlere sunulmuş durumda. Fakat günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar bu RAM'in fiyatı biraz pahalı. Halihazırda bu RAM piyasada araştırdığınızda
2000 Türk Lirası gibi bir fiyata satılıyor. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Sonuçta anakartınızdaki RAM slotu kısıtlı. Eğer güncel bir anakartınız varsa muhtemelen 4 adet RAM slotunuz bulunacaktır. Dolayısıyla 4 adet RAM slotunuz bulunduğu için ben burada maksimum RAM miktarına çıkmak istiyorum diyorsanız 32 GB'lık bir RAM ileride kolayca yükseltme yapmanızı sağlayabilir. Tabii ne kadar yükselteceksiniz? Bu da ayrı bir soru. Yani günün sonunda baktığınız zaman hani 64 GB'a bile yükseltseniz daha fazlasına gerek var mı yok mu? Bu biraz açıkçası soru işareti ki artık SSD teknolojileri de RAM'ler kadar hızlı olmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte acaba SSD teknolojisi RAM'i yakalar mı? RAM'lere gerçekten gerek kalır mı? Bu da ayrı bir soru işareti. Malum şu anda akıllı telefon tarafında biz SSD'mizin boş kısmının bir bölümünü ne yapabiliyoruz? RAM bellek olarak kullanabiliyoruz. Acaba bu özellik ileride bilgisayarlara da gelir mi? Yani SSD'den bir miktar alıp bunu biz RAM olarak kullanabilir miyiz? Bu tamamen tartışmaya açık bir konu arkadaşlar. Dolayısıyla ben hani 32 GB'ın üstünde şu anda bir RAM bellek kullanılmasını hani çok böyle gerekli bulmuyorum açıkçası. En kral programları, en kral uygulamaları bile açacak olsanız, en baba oyunları bile oynayacak olsanız 32 GB'lık RAM size hayli hayli yetecektir. Dediğim gibi böyle tek bir modül halinde alabilirsiniz. Bunun fiyatı az önce de söylediğim gibi 2000 Türk Lirası arkadaşlar. Hani 16-16 alıp 2 tane yuvaya kaplamak yerine tek seferde 32 GB'lık bir bellek satın almak belki sizin için daha makul olabilir. Şimdi bununla ilgili bir diğer soru ise arkadaşlar voltajı. Voltaj 1.35 volt. Bunu size belirtelim. Hani merak edenler oluyor bu tarz şeyleri. CIS gecikme değeri ise arkadaşlar CL16 olarak geçiyor ki bu da özellikle ben bu RAM'i render ve tarzı programlarda kullanmak istiyorum diyenler için gayet makul bir değer diyebiliriz. RAM'in maksimum çalışma sıcaklığı ise arkadaşlar 85 derece ama asla bu sıcaklıklara çıkmıyor zaten. Dediğim gibi yük altında bile ki biz buna bayağı bir yük bindirdik. O zaman bile 50 dereceleri zor gördü. Şu soğutma paneli gerçekten güzel iş çıkartıyor. Evet, eğer aklınıza bu RAM ile ilgili takılan herhangi bir soru işareti olursa bizleri aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Önümüzdeki süreçte farklı donanım incelemeleriyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.